Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yaptığım o efsane muazzam ötesi tahminlerin karşılığını alacağız arkadaşlar. Herkes çok saçma yorumlar yazmıştı. Bulabilirsem şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bulamadıysam da görmüyorsunuzdur arkadaşlar ama tahminlerime özel. Sizler için yaptığım tahminlerime özel. Hatta siz onları bile yapabiliyordunuz eğer geçmediyse yani. Sizler için yaptığım o güzel tahminler ve tutturduğumuz maçlar için sizlerden bu videoya tam 4000 like bekliyorum arkadaşlar. 4000 like gelir mi ya? Herkes bir like atsın. Hiçbir zaman kaybı yapmıyor arkadaşlar. Hemen tam ekranı kapatıp like atın. Video devam ederken bile hiç zamanınızı kaybetmeyecek. Ücretsiz olarak destek olabiliyorsunuz. Yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Hemen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kesinlikle bakın bunu yapın. Abone olun. Abonelerimiz artıyor. 100.000 abone olmak istiyorum artık. Lütfen yardımcı olun, destek olun. Hiç zamanınızı almıyor da en fazla 1-2 saniye. Haydi bakalım arkadaşlar, videonun altından dikdörtgen butonundan abone olabilirsiniz yani. Haydi bakalım arkadaşlar, bugün o emeğimizin, o güzel tahminlerimizin karşılığını alma zamanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir kadrom var. Kadrom gelişecek mi? Hayır diyebiliriz ama efsane bir ödül alacağız. Gerçekten hatta belki de ikili forvetli bir dizilişe geçebilirim arkadaşlar. Hiç belli olmaz. O da aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar gerçekten efsane bir şey yapacağım. Sizce hangisini yapmam mantıklı? Bunu şimdi sizlerle birlikte bakacağım. Hatta hala emin değilim kimi aldım arkadaşlar. Şu anda bile kimi aldığım kesin değil yani. Bunu bu şekilde aklınızda tutun. Şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi her maç hakkında konuşacağım arkadaşlar bu arada. Bir konuşalım. Gerçekten yorumlarınız çok saçmaydı, o yüzden konuşacağım. Hani başkalarının yaptığı tahminler bu arada yani başkalarının yaptığı tahminler derken Facebook grubundaki kişilerden bahsediyorum. Hani başkasının kanalından falan bahsetmiyorum. O yüzden aklınızda başka kanallara falan laf söylediğimi düşünmeyin arkadaşlar. Ama başkalarının yaptığı tahminlerden dolayı benimki çıkmayacak. Başkasının yaptığı tahmin çıkacak. Sen çok yanlış tahmin ediyorsun falan yazanlara bu video kapak oldu arkadaşlar. Öyle diyebiliriz size. Şimdi arkadaşlar Tottenham maçı, tamam bu maç hiçbir şey, kimse bir şey demedi. Bunun ödülünü alabiliriz. Bunun ödülünü direkt alalım. Hiç bunun üzerinde konuşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Watford Leicester maçı. Watford'un forveti sakatmış. Arkadaşlar, Watford bu kadar önemli bir maçında Leicester'a bu kadar yaklaşacakken ve ev sahibiyken ve Premier Lig maçı. Sizce bu maç Leicester kazanma ihtimali var mıydı gerçekten? Yani gerçekten tamam Watford son anda kazanmış olabilir ama sonuçta benim tahminim tuttu. Hani gerçekten çok değişik yorumlar gördüm ya. Herkes böyle saçma sapan yorumlar yazmış. Tutmayacak, çok saçma, çok riskli tahminler yapıyorsun falan. Hiç de riskli. Asıl Leicester'a vermek riskli. Watford'un bir tane oyuncusu sakat diye direkt Leicester'a verenler gerçekten çok ilginç. Direkt hemen Watford'a veriyoruz arkadaşlar. Yani Watford'a verdiğimizi aldık. Evet. Bu maçımız maalesef tutmadı arkadaşlar. Bu maça beraberlik oynamazdım. Asla. Ben direkt Everton'a verirdim. Aslında Everton deplasmanda olması birazcık kafamı karıştırdı. Ama ben yine de Everton'a verdim. Ama yine de olsa yine de Everton'a veririm. Hatta bir daha maç yapsalar bir daha veririm yani. Everton'a güveniyordum, tutmadı. Everton hakkında da kimse zaten bir yorum yapmamıştı. O yüzden onu da geçeceğim. Chelsea maçı hakkında da zaten herhalde kimse yorum yapmaz. Chelsea maçı da tuttu arkadaşlar. Şu anda 4'te 3 gidiyoruz gördüğünüz gibi. 3 tane maç tutturduk. Gayet güzel bence 4'te 3. Hani ben bu hafta iddia oynasam bayağı para kazanırmışım ama oynadığım bir şey değil. İddia oynamam asla. Evet arkadaşlar. Bournemouth West Ham United maçına da çok fazla tepki gelmiş. Ama gördüğünüz gibi bu da tuttu. Yani bu da tuttu. Kim kazanır demişsiniz bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bu da tuttu maalesef. Üzüldünüz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bana güvenenler kazandı bu arada. Evet arkadaşlar bunu da alıyoruz. Ve Manchester United. Gerçekten büyük ayıp ettin ya. Gerçekten büyük ayıp ettin. Bu arada ben sözümde durdum arkadaşlar. 1 milyon coin artı bir oyuncu garantili bir şey yapmış oldum. Onu da size söylüyorum. Ve Manchester United bizi ayıp etti. Hepimiz ayıp etti. Buraya beraberlik veya Burnley'e veren bence yoktur. Onu da söyleyeyim. Stoke City maçına da çok fazla tepki aldım. Beraberlik olmaz dediniz. Ama maalesef berabere bitti. Sizin için gerçekten üzülüyorum. Evet. Güzel. Çok fazla tepki aldım dediğim, ben birkaç tane yorum gördüm. Zaten çoğu kişi videoya like atanlardan anladım ben. Hani çoğu kişi böyle güvenip oynayanlar falan vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum bu arada. Şarjım bitiyor abi ya. Çok sinir bozucu bir şey. Liverpool Swansea maçına hiç tepki aldığımı düşünmüyorum. Almadım da galiba.
Evet, bu son iki maçtan Manchester City maçına da tepki almamıştım. Hemen onun ödülünü de alalım arkadaşlar. Ve Arsenal maçı. Tepki aldım hatırlamıyorum ama bu maça Facebook grubumuzda çok fazla berabere biter diyen olmuştu. Ancak berabere bitmedi. Arsenal bu maçı kazandı arkadaşlar. Ve toplamda 2 tane maç tutturamadık. Tam 8 tane maç tutturduk arkadaşlar. Gerçekten efsane oldu. Ve gördüğünüz gibi bu adamı alabiliyoruz. Ayrıca size verdiğim söz benim neydi? 1 milyon coins, yani bundan 5 tane, 3 tane elimizde kalıyor. Artı 1 tane elit oyuncu garantili tahminler. Tuttu mu tuttu? Siz dislike atmışsınız clickbait diye. Ama tuttu mu tuttu arkadaşlar. Ben bu kadar zor olduğunu, hani 1 milyon coins artı bir oyuncunun 8 tane gerektirdiğini bile bilmiyordum. Çünkü bu oyunculardan bir tanesinin 1 tane gerektirdiğini sanıyordum. 6 tane maç tutturmaktı yani asıl hedefim. Ama 8 tane bile tutturdum. O da aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar, Morata mı, 1 milyon coins mi, yoksa 450 beceri geliştirsin mi? Yok, 450 değil de 400, 375, 385 falan geliyor. Çok hesaplayamadım bu arada, yanlış da olabilir. Şimdi Morata mı, ona bir bakalım. Şimdi Morata'nın bir normal kartının değerine bakacağım. Morata, Santrafor, kaydet arama. Evet, Morata'nın normal değeri 81 910 bin coins. Ve bizim vereceğimiz miktar 1 milyon 600 bin coins. 81'lik kartı 910 bin coins arkadaşlar. Bakın. Şimdi direkt 86'lık santraforlara bakıyorum. Ve görüyoruz ki 86'lık santraforlar, şöyle bir dakika, şöyle bir şey yapacağım. 1 milyon 600 bin coins'e herhangi bir 86'lık santrafor bulabiliyor muyuz? Bulamıyorsak ben zaten direkt almaya karar vereceğim. Ama minimum ne kadarmış? Dur, 2 milyon 250 bin diyelim. Abi yanlış yaptık. Bir daha yapacağım. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, Higuain zaten FIFA için çok da önemli bir adam değil. Hızı yavaş çünkü. Hızı yavaş adam diye düşüktür fiyatı muhtemelen. İbrahimovic'in de hızı düşük. Ancak şut gücü çok iyi diye hızından dolayı birazcık düşük. Ama arkadaşlar, gerçekten bunlardan daha iyi olan bir insan var. O da Morata. Morata zaten iyi bir oyuncu ve bu kartı da muazzam arkadaşlar. Dolayısıyla alacağım oyuncu Morata olacak. Tam mantıklı şey. Çok mantıklı bir şey yaptığımı düşünüyorum şu anda. Umarım siz de beğenirsiniz. 86'lık Morata vs 1 milyon 600 bin coins de Morata kazandı. Hem de beleş arkadaşlar. Tamamen beleş. Hani bedavaya oyuncu aldım diyorlar ya, ama onlar emek gerektiriyor. Bu gerçekten hiç emek gerektirmeden aldı. Şans ve birazcık da tahmin yeteneğiyle aldığımız bir oyuncu arkadaşlar. Umarım bundan sonraki tahminlerde de bana güvenebilirsiniz derken, Morata hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bayağı bir hayırlı uğurlu olsun. Yazan olacak biliyorum yorumlara. Onların çoğuna kalp atmaya çalışacağım. Hepsini de okumaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden hemen yorumlara hayırlı olsunlarınızı alırım. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada şimdiden yazan herkese. Evet arkadaşlar, tüm puanları bitirdik bir oyuncuyla. Hiç başka bir ödül zaten önemli değil. Şimdi ikili bir forvet açalım. Böyle bir durum söz konusu oldu. Bunu çalıştırsak ne kadar yükselir? Lucas Vazquez koyuluyor. Bunları da koyalım. Evet, üçgende bu artar. Bu adam 96 olur. Şimdi bu adam 96 olduktan sonra takıma ben bir tane MDO alırsam. Var mı MDO? Evet, Gonalons var. Koyalım. Tamam. Gonalons çalıştır diyelim. Oyuncuyu geliştir diyelim. Koke'de var. Bunlar çok az veriyor ya. Gerçekten çok moralim bozuluyor. Üçgen zaten şu anda artıyor. Şu anda ne kadar arttırabiliyoruz maksimum? Bir bakacağım. Evet, yedigen arttırabiliyoruz arkadaşlar. 332 bin coins'e yedigen arttırabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir durum bu arada. Güzel ya. 91'lik bir MDO'muz da oluyor. Bu tarz bir, yani istediğimiz zaman dizilişimizi değiştirebiliyoruz. Hem de çok fazla para harcamadan oluyor bu durum. Gerçekten çok güzel bir durum. Şu anlık duracağım ama Morata'nın kartını bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Hatta Morata ile oynayacağım ya. Bir dakika. Ronaldo'yu koyalım da buraya. Ben Morata ile oynayacağım. Burada Keballos'umuz da var ya. Ama o MO. MDO diye düşündüm ama maalesef değil arkadaşlar. Ya da Koke'yi koyalım. Hiç Ronaldo'yu aramayacağım arkadaşlar. Koke'yi buraya koyacağım. Şöyle şuraya koyalım.
Evet arkadaşlar, bu şekilde bir karşı atak maçı yapacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi sizlerle birlikte bir de karşı atak maçı yapıyoruz. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Muazzam ödülümüzü aldık. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane, muazzam bir ödül aldık arkadaşlar. Bu arada şu anda bir şey izliyorum aynı zamanda. Ona da bir bakayım. Tamam. Evet. Güzel. Çok güzel. 97 genlik bir rakip geldi. Üzüldüm birazcık. 820 bin taraftarım olmuş. Bu arada gerçekten helal olsun bana. Kendime helal olsun diyorum. Evet, 1 milyon yapıp, ay 900 bin yapıp direkt düşmem gerekiyor. Bu arada bu video Morata test amaçlı, o yüzden. Oo, bak 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 arkadaşlar, görüyor musunuz? Adam hak ediyor. Bak şimdi, bak ne yapacak. Hoppa. İşte arkadaşlar budur. Bunu Lukaku yapamıyor. İşte bu adamın değerli olmasının bir sebebi de. Bu adam pazarda satılsa 2,5 milyon coins falan eder yani. Gerçekten çok güzel. Son. Son çok güzel geçti. Son. Bu arada kaybetsem hiç umurumda değil, önemli değil. Bu arada oyun kasıyor şu anda. Kasması da moralimi bozdu. Petit. Lukaku. Çok güzel bir şut be. Bu kadar iyi vuracağını tahmin etmiyordum. Adamsın Lukaku. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bale. Gareth Bale. O da sevilen bir oyuncu benim tarafımdan. Gareth Bale. 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 Kaleci mi? Oo, güzel bir gol abi. Kaleci kurtaracak sandım. Çünkü kaleci Buffon. Riskli bir kaleci. Evet, bu topun Morata'ya gelmesi gayet güzel oldu. Eğer Lukaku'ya gelseydi birazcık sıkıntı olabilirdi. Ama Morata çok rahat bir şekilde golü atar diye tahmin ederken Buffon gibi bir kaleciye öyle bir şut çekmek yanlış oldu. Bu arada Morata'nın da şut özelliğini büyütmemek lazımmış. Onu da söyledim yani. Ben Lukaku gibi şut çekebilir diye düşündüm ama maalesef çekemiyormuş. Bu arada Koke de istediğim mevkide oynamadığı için çok düşük bir gene sahip ve kötü bir pas atması da dolayısıyla normal. Hiç kızamayacağım. Bakın şimdi arkadaşlar, aynı zamanda bir de Lukaku'yu test ediyoruz. Yani Lukaku vs Morata aynı pozisyon hemen hemen. Lukaku gol attı. Lukaku daha yakından ve daha çok bastım ama. Şimdi bir de sona bakalım. Ama şimdi Lukaku arkadaşlar hiç boost verilmemiş hali. Ve gökkuşağı yapması da gerçekten çok önemli bir durum. Ayrıca da arkadaşlar gerçekten iki gen yüksek bir takımı. Fırsat şansı nasıl gelmiş, ona da bir bakalım. Fırsat şansı hemen hemen eşit gelmiş arkadaşlar. Aynen, fırsat şansı eşit gelmiş. Adam iyi fırsatları full gole çevirmiş. Güzel oynamış o da. Ben de ama temel fırsatlarda 3'te 2 yapmışım. Bana göre iyi oynadım arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. İyi mi oynadım, kötü mü oynadım, yoksa normal mi oynadım? Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Takımımın en iyi haline geçip tekrardan videonun sonuna geleceğim. Hemen bir takımımın en iyi haline geçelim. Şöyle bir. Evet, bayağı bir efsane puanı, efsane bileti falan da geliyor. Güzel oluyor bunlar. Karşı atakta kötü oynadığımı düşünmüyorum arkadaşlar ama profesyonel böyle herkesi yenerim de demiyorum. Kendi genime sahip herkesi yenerim de demiyorum. Takımıma göre bence ideal bir oyuncuyum. Çok iyi de değilim, çok kötü de değilim. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik o zaman. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Ekranda çıkan Instagram'ı varsa da onu da takip edin. Koray'la DRM 0 aklınızda bulunsun. İki videoyu da izlediyseniz ve kanala aboneyseniz tek yapmanız gereken Instagram'dan takip etmek. 6000 takipçiye ulaştık. Daha da fazla gidiyoruz. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.